100 günde 30 kilo veriyorum. 12. günümden merhaba. Sabah uyanır uyanmaz yine rutinime devam ettim. Zeytinyağı ve sandalozlu maydanozlu sirke içtim. Dışarıya çıktım, bir baktım ki kızım gelmiş kapıda. Benimle hemen oynamak, bana kendini sevdirmek istiyor tabii. Bir de acıkmıştır diye hemen onlara mama verdim. Hem kedilerimi hem kızımı doyurdum. Annem de tabii sabah sabah hemen patates kızartmasına başlamıştı ocakta. Dedim niye yapıyorsun anneciğim? Yağlı yememem lazım. Sen niye kızartma yapıyorsun dedim ama ille de yapacağım dedi. Yaptı tabii ki de zaten. Sonra babam aradı. Pazara gittim babamın yanına. Balık satıyordu babam pazarda. Biraz pazarı şöyle bir baktım işte. Balıklara baktım babama. Babamın verdiği şeyleri eve götürmek için gittim yanına. Biraz orada takıldıktan sonra hemen tabii yine eve geri döndüm ve temizliğe başladım. Hemen perdeleri falan çıkardım. Dünden beri yaptığım şey perde çıkar, perde az. Yani bir sürü kaç makine perde yıkadım bilmiyorum, gerçekten saymadım. Sonra hemen eşyaların tozlarını alıp onları kaldırdım. O arada saat 11.30'a doğru kahvaltıyı hazırladım. Annemin de dışarıda işte kızartmaları bitirmişti, işi bitmişti. Kahvaltıyı hazırladım. Birlikte annemle kahvaltı yaptık hemen. Ben sucuklu yumurta ve salata yaptım kendime. Sonra babam geldi ve babam bize devam etti, yardım etmeye başladı. Yani adam hem balık sattı hem de geldi tavanları sildi sağ olsun. Çünkü yetiştiremedik ve benim dişim çok kötü ağrıdığı için ben çok acı çekmeye başladım. Dün gece de aynı acıdan uyuyamadım, kıvrandım resmen. Sürekli böyle ağzıma su alıp içimde suyu beklettim, durdum. İlaçlar hiç kar etmedi. En son sağlık ocağına doktora gittim. Doktor antibiyotik ve yine çok şiddetli ağrı kesici verdi 2 tane. Onları içtikten sonra kendime geldim ve temizliğe devam ettim. Sonra annemle akşam üzeri ara öğün yaptık. Kahve ve yanında yine avokadolu karışımı yaptım ve ev temizliğini bitirdim. Bu şekilde tertemiz pırıl pırıl oldu. Mis gibi halıyı da serdim. Perdeleri de yıkayıp astım. Sonra kızımı sevmeye gittim. Kızımı ve yavrularını sevmeye gittim tabii ki diye. Çok tatlılar hepsi. Çok çok şekerler maşallah ya. Kızım emziriyor, bir yandan da bana sevdirmek istiyor kendini Zuzu. Allah'ım yaradana kurbanım ben onlara. Ama şu sarı köpeğimizin bir tanesinin ön patisi tam gelişmemiş. Ona çok üzüldüm. Yani ona ne yapabiliriz bilmiyorum ama çok üzüldüm. İnşallah büyüyünce çok fazla aksaklık olmaz. Diğerleri sağlam ama bir tanesinin ön tarafı patisinin çok kötü. Bu değildi diğeri. Allah'ım çok tatlı hepsi ya. Hepsini yiyeceğim. Çok tatlılar. Ay 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 ay, çok sevdim onları. Bak işte bunun. Of, kıyamam sana ben annem. Böyle köpeklerimle falan ilgilendikten sonra tekrar eve geri döndüm. Akşam yemeğini yedik. Akşam yemeğinde de tavuk vardı. Babam fırında tavuk yaptı. Yanına semizotu salatası ve normal salata yaptı. Annem de pırasa kavurdu. Yanına tabii yoğurt. Çok yoruldum ve günü bu şekilde kapattık. Yarın görüşürüz. Bye.